wie das Auto der Zukunft. Geleceğin otomobilinin nasıl olacağı merak konusu. Elektrikle işleyeceği neredeyse kesin. Önemli olan çabuk şarj edilebilen ve tek şarjla yüzlerce kilometre gidebilen elektrikli otomobili yapabilmek. Geleceğe hidrojenle çalışan bir otomobilin penceresinden bakalım. Hyundai'nin çevre dostu yeni amiral gemisi oldukça fütürist görünüyor. Nexo, Hyundai'nin seri üretimine başladığı ikinci modeli. İlk hidrojenden elektrik üreten modeli iX35 2012'de piyasaya çıkmıştı. Yakıt hücresinin hidrojen ve oksijenden ürettiği elektrik, platformu yenilenen Nexo'yu hareket ettiriyor. Nexo'nun Almanya satış fiyatı tam 69 bin euro. Hyundai amblemli kompakt SUV için oldukça yüksek bir fiyat. Fiyatı, yakıt hücresi teknolojisinin yaygın olmamasından, dolayısıyla yüksek maliyetle üretilmesinden kaynaklanıyor. Üstelik Hyundai, yüksek fiyat karşılığında Nexo'yu yepyeni teknolojilerle donatmış. Andere Technik entgegenzusetzen. Zum Beispiel, wenn ich hier vor mich blicke. İki büyük ekranı görünce akla önce Mercedes geliyor. Bu son derece zarif bir çözüm. Nexo'nun tankları 6,33 kilogram ağırlığında 156 litre hidrojen alıyor. Yeni egzoz normuna göre 100 kilometrede 1 litre hidrojen tüketiyor. Böylece menzilini 666 kilometreye kadar uzatabiliyor. Emisyon olarak egzoz borusundan sadece su buharı çıkıyor. Güvenlik donanımında öncü sayılabilecek şuradaki kamera sinyal verildiğinde kör açıyı derhal ekrana getirip emin bir şekilde şerit değiştirmeye yardımcı oluyor. Mükemmel bir çözüm. Elektrik motorunun şanzıman bağlantısı olmadığından direksiyonun arkasındaki kulakçıklar vites değiştirmeye değil, geri kazanım derecesini belirlemeye yarıyor. Ayara göre ayak gazdan çekilince araç daha fazla hız kesiyor ve hareket enerjisini isteğe göre elektriğe çeviriyor. Aracın enerji yönetimi ve hareket tarzı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak son derece yararlı bir yenilik. Hareketle kazanılan elektrik enerjisi aküde depolanıyor ve yeniden gaza basıldığında hidrojen yerine depolanan elektrik motorun devrini yükseltiyor. Nexo'nun tasarımının oldukça fütürist olduğu söylenebilir. İç mekanda çeşitli fonksiyonları olan tuşlarla bezenmiş yüksek orta konsol göze çarpıyor. Vites koluyla şanzıman arasındaki elektronik bağlantının yönetildiği bu panelin altında ufak tefek şeyler koyabileceğiniz bir göz bulunuyor. Hidrojen tankı, yakıt hücresi, akü ve elektrik motorunun göstergeleri bilgi eğlence ekranına yansıtılıyor. Yakıt hücresi ve elektrik motoru motor kapağının altında bulunuyor. Nexo'nun bir diğer teknolojik yeniliğini denemek için otopark alanına geçiyoruz. Geleceğin otomobili kendiliğinden yol alacak. Henüz Nexo bu yeteneğe sahip değil ama kendiliğinden park edebiliyor. Park yeri bulup araçtan indikten sonra anahtarın üzerindeki bir düğmeye basınca Nexo kendiliğinden park edebiliyor. Bu teknoloji şimdiye kadar sadece 80 bin euro değerindeki BMW 7 serisinde bulunuyordu. Aynı yöntem park yerinden çıkışta da kullanılabiliyor. Yanımdaki otomobile çarpmamaya dikkat etmek ya da kapı az açıldığından çıkarken sıkışmamak açısından dar park yerine sığmada bu teknik çok yararlı oluyor. Sadece aynı düğmeye basıp Nexo'nun park cebinden çıkmasını beklemek ve rahatça binmek gerçekten geleceğin çözümü sayılır. Bu kadar marifetli olması Nexo'nun fiyatının abartılı olmadığını gösteriyor. Hyundai ileride küçük modellerini de yakıt hücresiyle çalıştıracak.
Sırada önce büyük modeller ve kamyon gibi ticari araçlar var. Ne kadar çok araç satılırsa yeni teknolojinin maliyeti de o kadar düşecek. Nexo bana göre kesinlikle geleceğin çözümüne örnek oluşturuyor. Sıfır emisyon, hızlı şarj ve uzun menzil gibi avantajlar sunuyor. Hidrojen motorunun kendini kabul ettirip ettiremeyeceğini ise zaman gösterecek. Elektrikli otomobil sayısı artınca bu araçların nasıl şarj edileceği sorusu ortaya çıkacak. Rüzgar ve güneş enerjisinden artan elektrik yeterli miktarda hidrojen üretmeye yetecek mi? Şarj istasyonlarının sayısı nasıl artırılacak? Tüm bu sorular yanıtlanmadan hidrojenli otomobilin en iyi alternatif olduğunu söylemekse hayli zor görünüyor. Hyundai, 2025 yılına kadar çevre dostu motor geliştiren öncü markalar arasına girmek azminde. Kore şirketi aynı zamanda hidrojeni geleceğin yakıtı olarak görüyor. Bu nedenle yakıt hücresinin geliştirilmesine ağırlık veriyor. Nexo Almanya'da satışa çıktı. En büyük dezavantajı Almanya'daki hidrojen dolum istasyonlarının son derece az olması.